En iyi oynadığı maç yaklaşık 60 maça çıktı Beşiktaş. Avrupa maçları dahil, kupa maçları dahil. Böyle bir reaksiyon, böyle bir oyun görmemiştik. Aslında ben de merak da ediyordum. Böyle bir beklentisi de vardı taraftarın. Çünkü neredeyse 50 puan geride kalmış Beşiktaş'ın onurunu futbolcular en azından kurtarmak adına, Beşiktaş'ın armasının büyüklüğünü ortaya koymak adına böyle bir reaksiyona da ihtiyacı vardı. İki tane büyük takımın, kötü sezon geçiren iki büyük takımın adına yakışır bir tane final izledik. 3-2 ve uzatmalarda gelen golle bir şampiyonluk geldi. İşte bu kulüpleri, bu armaları büyük yapan şey budur. Ne kadar kötü olsalar da, kötü sezon geçirseler de bir kupa varsa platformda duran, onun her zaman taliplisi olurlar. Açıkçası Beşiktaş teknik heyetinden, ki oyun içerisinde bazı şeyler oldu, dokunuşlarda belki maçı riske atan dokunuşlar oldu, ama oyuncular çok büyük karakter koydular. Çünkü asıl unsur oyunculardır. Serkan, biz sezon başından beri yönetimlere, EYT'ye demediklerimizi bırakmadık. 5 tane teknik direktör değişti Beşiktaş. Oyuncuların bir konfor alanı vardı. Çünkü niye? Onlara sıra gelmiyordu. Asıl unsur onlar, ama reaksiyonu sahada gösteremeyen de onlardı. Onlara sıra gelmiyordu eleştirilerde. Tam böyle bir maç bunun telafi maçıydı Beşiktaş adına. Niye çok önemli biliyor musun? 1- Sezonu ne zaman açacaksın? 2- Teknik direktör getireceğin isim, kadro planlaman ve seneye Avrupa'da olman. Psikolojik olarak da böyle bir sezonda kupaya birazdan Necip havada bir görüntü verecek. Kupa havada bir görüntü verecek Necip. İşte Beşiktaş'ın, ya bir dakika, ben kötü sezon geçirdim ama ben Beşiktaş'ım. Ben buradayım. Öyle sizin 40 puan fark açmanız ligde tamam ama kötü geçirdik, ama bir kupa varsa ben de onun talibiyim. Öyle kolay bırakmam dediği, ismini, namını, şanını sahaya koyduğu bir maçtı. Tebrik edelim Trabzonspor'u da, Beşiktaş'ı da. Güzel bir maç oldu ama bence oyun olarak, performans olarak da hak eden kazandı. Çok keyifli bir maçtı o gün abi. Normalde maç öncesi konuştuğumuz zaman çok tabii finalde ne olacağı belli olmaz. Ama Trabzonspor'un %51 de olsa bir parça oyun anlamında Beşiktaş'tan daha üstün olması bekleniyordu. Evet. Sen ne diyeceksin? Valla maçı izlerken sürekli Ergin'le birbirimize bakarak sinir olduk açıkçası. Yani gol atan takımın geriye yaslandığı bir mücadele izledik açıkçası. Maç öncesinde şunu söyledim. Yani ben oyun anlayışı olarak Trabzonspor'un daha biraz daha tempo yaparak rahat bir galibiyet alacağını diye dile getirdim. Ama sahanın içerisinde öyle olmuyor. Biraz önce Ergin söylediği gibi sahanın içerisinde bazı şeyleri ispat etmen için o karakteri ortaya koymak zorundasın. Yani müthiş bir başlangıç yapıyorsunuz. 20. dakikadan önce o şeyi öne geçiyorsunuz. Öne geçtikten sonra anlamsız bir çekilme, anlamsız yine yavaş bir oynama, anlamsız yan toplar. Trabzonspor'un eleştirilen bir futbolu vardı bugün. Açıkçası ilk 20 dakikada hariç. Sonra bütün olayı Beşiktaş'a bırakırsan, eğer topu ona bırakırsan, mücadeleyi bırakırsan, Beşiktaş ne olursa olsun kötü bir sezonda geçirse yine de burada karakter ortaya koyacağını herkes biliyordu. Yani Beşiktaş hafta sonu Onur Bey miydi? Onur Bey. Onur Bey'in bahsettiği bir şey vardı. İşte federasyona bahsetti, hakemlere bahsetti. Ben biraz eleştirmiştim üslup olarak. Stadyumda biraz üslup olarak işte. Ama şunu söyledim. Şu anda engel olan sizin sadece bir tempo vardı. Evet. Bu tempoyu eğer yakalarsanız kupayı kimse sizin elinizden alamaz. Buyurun, tempoyu yaptınız, kupayı aldınız. Yani burada ne hakem ortaya çıktı, ne federasyon ortaya çıktı, hiçbiri ortaya çıkmadı. Oyuncu karakteri ortaya çıktı. Yani Serdar Hoca'nın dokunuşları diyebilirsiniz, oyuncuların bireysel performansları diyebilirsiniz. Her şey burada ortaya çıktı. Beşiktaş buymuş. Ya bunu yapabiliyorsanız tabii bu sefer soru soruyoruz. Ligde neredesiniz? Yani burada biz sürekli konuştuğumuzda işte yönetim, hoca, o bu falan. Ama benim hep söylediğim bir şey vardı. Hoca istediği kadar iyi bir antrenman versin. Hoca istediği kadar kötü bir antrenman versin. Hoca en kötü insan olsun. Sahaya çıkan futbolcudur. Sahaya çıktığın zaman o karakteri ortaya koyacaksın. Koyduğunda başarıyı elde edersin. Gittiğin zafer, işte aldım bugün Beşiktaş. Ya 20. dakikadan sonra, biraz uzun oldu şey yapacağım ama. 2 saatimiz var, uzun uzun konuşacağız. 20. dakikadan sonra Beşiktaş gerçekten müthiş oynadı ama buna Trabzonspor çok fazla müsaade etti. 1-0'dan sonra siz Beşiktaş'ın üzerine gitmeniz gerekiyordu. Demoralize olmuş bir Beşiktaş var. 2'yi bulabileceğiniz şekilde gitmeniz gerekiyordu. Ama tamamıyla anlamsız bir şekilde ikinci bölgede beklemeye başladınız. Detaylara daha sonra gireceğim. Peki. Olmazsa olmaz da aslında Beşiktaş için. Özellikle bu Avrupa'da mücadele etme. Çünkü maç öncesi tüm Beşiktaşlar da Avrupa'da olmalıyız.
Eğer kaybetseydi tabii son Kasımpaşa maçında alınacak skor, eğer Kasımpaşa maçında kaybetseydi hiç Avrupa'ya gidemeyecekti Beşiktaş. Şu anda bir anda bambaşka bir durum oldu. Emre Bol, senin genel yorumunla devam edelim. Ya açıkça söylemek gerekirse hani lig maçlarına bakarak ben de Trabzon'u favori görüyordum, onu söyleyeyim baştan. İki takımın da lig performansına bakarak tabii ki bunu söylüyoruz ama tabii böyle tek maçlar, tek ayaklı kupaya giden maçlarda iki takım da şey, sadece futbolcu değil, kendi isimlerini koyuyorlar ortaya. Hem Beşiktaş'ta hem Trabzonspor'da hakikaten bu kupaya ikisi de namzet. İkisi de çok kötü bir sezon geçirdiler. Fakat baktığın zaman ikisinden bir tanesi Beşiktaş, en kötü sezonu geçirdi dediğimiz Beşiktaş şu anda kupasını müzesine götürüyor. Şu anda şu dakikalarda da kupayı alıyor. Şimdi maçın en sonundan başlayacağım. Tamam. Benim tersliğim vardır biliyorsun. Ben normal dilden gitmem, tersliğden gitmem. Bilirim. Şimdi abi maçın hakemi kim? Ali Şansalan. Bak bu sene sürekli hakemleri eleştirdik, indirdik, kaldırdık, bir sürü şey söyledik değil mi? Ya şu kupa maçında ilk yarıya, bak ilk yarıda verdiği uzatma 2 dakikaydı değil mi? 2 dakika uzatma verdi. İkinci yarıya da 5 dakika uzatma verdi. Kaç dakika oynattı? 10 dakika. 10'du evet. 10 dakika. 3 tane korner oldu üst üste. Hatta Serdar Topraktepe kırmızı kart gördü orada. Haklı değil mi adam? Haklı. Şimdi kardeşim Trabzonspor gol attı. Şimdi biz maç bitti. Bunu çok fazla konuşmayacağız büyük ihtimalle de. Ben yine köyün delisi olayım, yine ben konuşayım. Şimdi Trabzonspor gol atsa, maç 3-3 olsa, uzatmalara gitse ve Trabzonspor kupayı alsa. Tamam. Ne konuşacaktık burada? Şimdi hakemler diyoruz da kardeşim söylediğimiz kadar da var bu adamlar yani. Ben dedim bir ara herhalde Trabzon atarak oynatacak. Ya orada biraz da oyun durdu. Ondan dolayı da ekledi. Oyuncular durdu değil mu? Oyuncu değişiklikleri oldu ya. O kadar değil tabii ki de büyük bir ihtimal. Mantık arıyorsun ya. Şimdi ondan dolayı siz spikerler şey yapıyorsunuz maçanta. Hakemin tabii sağ kolundaki saate göre falan filan diyorsunuz ya. Yok, hakemin kolundaki saate hayır. Bizim de kafamız çalışıyor ya. Bizim de kafamız çalışıyor. Biz de 3 aşağı 5 yukarı hesap yapıyoruz. Hatta maç sonlarında şey yapıyoruz. Ya 4 verir, 5 verir, 3 verir falan diye tahminlerde bulunuyoruz. Ki bunların çoğu da zaten doğru çıkıyor. Şimdi abi bu arada mesela korner kazandı diye bir takım korner attırmak zorunda değil hakem. Korneri attırmadan bitirebilir yani. Düdük elinde değil mi? Hatırlıyor musun Real Madrid maçıydı? Havada bitirdi. Tam böyle ortayı yaptı, bitirdi. Gol oldu, ortalık karıştı. Fenerbahçe böyle bir gol attı. Fenerbahçe maçında da olmuştu evet. Şimdi şöyle bir şey var. Sen 3. kornerden sonra şöyle diyor. Beşiktaş futbolcular tabii isyan ediyorlar ona. Diyor ki bunu da atsın, dönüşte bitireceğim diyor. Abi atsın da, tam atsın bir şey söylemiyoruz ya. Gol ama, oldu ne yapacaksın? Ama gol olsa ne yapacaksın arkadaş yani? Ve bütün kafa toplarını o ana kadar Trabzonspor oyuncular aldı zaten. Hepsine vurdular yani. Kime ne cevap vereceksin? Kime ne anlatacaksın? Ne yapacaksın biliyor musun belki de? Kupayı bu taraftan alıp bu tarafa vereceksin. İşte hakemlerimiz bunun için kötü diyoruz. Hakemlerimiz bunun için yeteneksiz diyoruz kardeşim. Bu arada şunu çok net söyleyeyim. Son 20 dakika dışında maçın başından sonuna kadar Beşiktaş'ın hak ettiği bir karşılaşma. Beşiktaş maçı kazanmayı hak etti. Abi Getson'a falan bazen bakıyorum, laf söyleyenler oluyor. Hatta belki aramızda da vardır. Söylerim. Oynayınca oynuyor. Tabii canım. Ben şimdi Getson'u mesela Fred'in yanında düşünüyorum. Ya da hadi Galatasaraylılar şey düşünse Torreira, Getson filan. Adam bambaşka bir seviye. Yani bugün net, çok net söyleyeyim, maçın en bir numaralı isimlerinden bir tanesi. Maçın oyuncusu Getson mu diyorsun? Bana sorarsan Getson çok iyiydi. Kanattaki o beğenmediğimiz Svensson çok iyi oynadı. Salih seçilmiş. Mert çok iyiydi. Salih tabii o golü attı. Evet. Ben Al-Musrati'yi seçerdim. Al-Musrati'nin... Sadece golden dolayı değil ama. Yok, Al-Musrati çok iyi oynamadı. Onu söylemek lazım. Yapma be abi. Vallahi çok iyi oynadı. Yani kötü değildi, ben beğendim. Kötü değildi. Fakat hani maçın yıldızı seçeceğimiz kadar değildi ama Salih olabilir. Getson olabilir. Mert olabilir. Mert inanılmaz toplar çıkarttı. Hatta yediği ikinci golde de... Abi şimdi kaleci topu atlıyor. Topu engelliyor. İkinci pozisyonda artık onu takım arkadaşları engelleyecek. İkinci pozisyona kaleci bir şey yapamaz. Dolayısıyla yani ben Mert'i de seçebilirdim maçın yıldızı olarak. Karşılığında Uğurcan da fena gözükmedi. Uğurcan da çıkarttığı toplar var, onu da söyleyeyim. Ya bu ikili zaten önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda bir takımın kalesinin birisi ikinci olacak. Yani biri Mert, biri de Uğurcan olur. Mert birinci kaleci olur. Bence de öyle olur. Bence de. Fakat güzel bir maç seyrettik. Abdullah Hoca zannetti ki maçın başında. Ben dedi biri atarım, ondan sonra yatarım. Abi Beşiktaş'ta oynuyorsun yani. Öyle bir tane atıp da yatmak diye bir şey yok. Lig maçlarında bunu yaptın. Başardın.
1-0, 1-0, 1-0 geldin galibiyetlerle değil mi? Tamam ama karşında Beşiktaş var ve maçın sonunda bir tane kupa var. Herkese merhabalar. Bugün oynanan Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Özet Beşiktaş-Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Siyah beyazlılar şampiyonluğu getiren golleri 45+3 dakikada Raçit Gezalpe, 54 dakikada Salih Uçan ve 94 dakikada Musatti kaydetti. Bordo mavililerin tek golü 13 dakikada Polonacu'nun ayağından geldi. Beşiktaş kupa zaferinin ardından 11 kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Türkiye Kupası'nı daha önce 10 kez kazanan Beşiktaş bu galibiyetle birlikte 11 şampiyonluğunu kazanmış oldu. Beşiktaş şampiyonluğun ardından önümüzdeki sezon Avrupa Ligi biletini aldı. Siyah beyazlılar Avrupa serüvenine playoff turundan başlayacak. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.